Başkanımız, biz iktidara geldiğimiz zaman LGBT ile... Yakın bir zaman önce yeniden Refah Partimizi kurduk. Kasım ayında 2018 yılında yeniden Refah Partimizi kurduk ve aradan geçen süre içerisinde bu dava erlerinin sizlerin gayretiyle 300 bine yakın resmi üye, neredeyse mecliste grubu bulunan siyasi partilerin üye sayısı kadar bir üye sayısı. Türk siyasi tarihinin en büyük genel kurulu yapıldı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen, en güçlü siyasi partisi haline gelen Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Biz iktidara geldiğimiz zaman ne yapacağız? Dört temel adım atacağız. Birincisi, zamsız, borçsuz, vergisiz 150 milyar dolar kaynak bulunacak. Milli kaynak paketleri kitabımızı yazdık, ortaya koyduk. Aynen 54. hükümette 6 ayda 35 milyar dolar kaynak bulduğumuz gibi. Birincisi bu. İkincisi, denk bütçe ve havuz sistemiyle bu ödenen milyarlarca dolar faizi kurtaracağız. Faize gitmekten kurtaracağız. Denk bütçe yapmak zorunlu olacak. Hiçbir kamu kurumu, hiçbir bakanlık gelirinden daha fazla harcama yapamayacak. Bir kuruş borç alınmayacak. Bu faiz ödemeleri ortadan kaldırılacak. Üçüncüsü, kamudaki israf önlenecek. Dördüncüsü, imtiyazlı holdinglere bağlanan hortumlar kesilecek. Bir dolarlık işin 10 dolara ihale edilmesi, 13 tane şehir hastanesinin 57 şehir hastanesi parasına yaptırılması, üstüne bir de 5 tane holdinge 128 kez vergi muafiyeti çıkartılması. Hayır. Biz dulun, yetimin hakkını, bu milletin hakkını 5 tane holdinge yedirmeyiz. Bunları kesip atacağız. Ne olacak? Böylelikle muazzam bir tasarruf, muazzam bir kaynak oluşacak. Ne yapacaksın bu kaynağı? Asıl sahibi olan millete 85 milyonu aktaracak. Her zaman ne diyoruz? Gelir gelmez ilk işimiz işçiye, memura, emekliye %150 maaş zammı yaparak işe başlamak olur. Çiftçiye, köylüye en yüksek taban fiyatları. Ucuz mazot, ucuz elektrik. Ürettiği bütün mahsule devlet tarafından alım garantisi en yüksek taban fiyatıyla. Bütün girdilerin devlet tarafından sübvanse edilmesi. 54. hükümette tarihimizde bunun uygulamalarının hepsi var. İktidarın durumu böyle, peki muhalefet nasıl? Hepinizin bildiği gibi masa başındakiler 6 aydan beri toplanıp dağılıyorlar. 30 kere baş başa, 6 kere masa başında 36 kez bir araya gelmişler. 36 buluşmanın sonunda ortaya bir cumhurbaşkanı adayı koyamamışlar. Şu ekonomik krizden nasıl kurtulacağımıza dair bir reçete açıklayamamışlar. Şu ekonomik krizden kurtulup milletin alım gücünü arttırmaya yönelik Yeniden Refah Partimizin yaptığı gibi bir kaynak paketi kitabı ortaya koyamamışlar. Hayret ediyorum gerçekten. 36 kez 6 aydan beri buluşup ne konuşuyorsunuz Allah aşkına? Asıl bu meseleleri ortaya koymadıktan sonra, bir aday belirleyemedikten sonra altın günü gibi toplanıyor, yemek yiyorlar, çay içiyorlar, fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Aynen altın günleri gibi hanımların yaptı. Ortada bir sonuç yok. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Bu masa başındakilerden de bu millete bir hayır gelmesi mümkün değil. Neden? Bir defa içinde 15 seneye yakın AK Parti hükümetlerinde bakanlık yapanlar var. En kritik bakanlıklar. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı. Ya ortada bir fatura varsa bunun ortağı aynı zamanda sizsin. Vatandaş bunu onlara söylüyor zaten. Türkiye birdenbire siz AK Parti'den ayrıldıktan sonra kötü olmadı ki.
adım adım bu noktaya geldi. Yine hediyeleri takdim etmek üzere Karabağlar İlçe Başkanımız Sayın Yunus Toprak Beyefendi'yi sahneye. Belediyelerimiz sıralamadan ayrılmıyor. Kongremizin en önemli bölümlerinden biri olan...